Bırakma hocam Messi'ye. Messi daha ve saha ve Lukaku'ya doğru. Lukaku gidiyor. Romelu Lukaku. 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emiz Konu'na yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar geçenki videolardan bildiğiniz gibi sağ ayaklar vs sol ayaklar challenge yapmıştık moderatörümle. Ve bugün de yorumlardan birkaç tane online maçlarda sol ayaklar challenge yap dedi. Ben de bütün sol ayaklar kadromu aldım. Yedeklere baktığımızda bunların hepsi sol ayak. Online maçta sol ayaklılarla maç yapacağım. Eğer kaybedersem bu sol ayaklılarla iki tane ikon sileceğim. Lizarazu'yu koyduk farklı olarak Maradona bölgesi dışında. Keza birkaç oyuncu da öyle. Yedeklerde Giroud'umuz var, Lukaku'muz var. Hepsi var. Hocam o zaman bir like atın, abone olun, bildirimleri açın. Böyle çalışan gelmesini istiyorsanız arkanıza yaslanın. Manyak bir sol ayaklar challenge geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam, rakibimizi bekliyoruz. İnşallah sağlam gelir, tadına yenmez bir maç olur. Ve arkadaşlar sizce Türkiye'deki en iyi solak kim? En iyi sol ayaklı oyuncu kim? Eskiden olsa ben düşünüyorum sol ayaklara baktığımda. Hocam ben Talisca'yı çok beğeniyordum sol ayaklı olarak özellikle. Ama sol ayak deyince de bir Alex gerçeği var. O bambaşka kullanıyordu adam sol ayağını. Güncelleniyor hocam, rakip geliyor bakalım. King. Peki. Kral gelmiş hocam. Kral gelmiş. Hocam Alaba aşağı bakıyor. Hermeso'yu alacağım da. 43 aşinalığı var hacı. O yüzden Hermeso pek iş yapmaz bende. Hadi Lukaku'yu alalım. İlk yarı Lukaku oynasın. Böyle başlayalım ya duruma göre. Rakibin kadrosuna bakalım. Bu da 4-2-1-3 oynatıyor. Legendlar var. İkonlar var. Gayet güzel katlo. Sağlam da bir katlo. Oradaki Inzaghi'ye şaşırmayın. O Inzaghi arkadaşlar süper yedek. Yok o kartında var mı? Yanlış hatırlamayayım. Eğer varsa çok tatlı oynuyor diyebiliyorum. Çünkü ben Legend oynattığımda hiç oynamadım Legend'larla oynarken. Inzaghi'yle de oynuyordum. Hatta isterseniz daha fazla hiç oynamadım Legend'larla da video gelir. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ayrıca sınav döneminde olan kardeşlerim var. Sınavlar nasıl gidiyor? Puanlar nasıl? Ailenizin karşısında çıkabilecek misiniz? Yoksa halların desenlerine mi bakacaksınız? Yazın yorumlara. Yorumlara okuyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Aha. Abi Inzaghi baba be. Sakin ol. Carlos alabilir miyiz? Alamadık. Can sağ olsun Carlos'un. Sen bu vatan için gerçekten çok şey yaptın. Seni tebrik ediyorum. Hocam Maradona bu yere bulmuş. Maradona vur adam. Lukaku. Haydi güzelim. Dıp şeker ezelim. Gel. Ver. Hocam Robson. Bıraktı hocam Messi'ye. Messi daha verse Havers Lukaku'ya doğru. Lukaku gidiyor. Romelu Lukaku. Lukaku. O hangi dil acaba? Az önce dil ürettim arkadaşlar. Only Lukaku diyecektim. Ama sonra yengenize biz diyorduk birbirimize. Only Jok diyorduk. O geldi aklıma. Sonra Only Jukaku oldu. Böyle garip bir şey. Tamam bu sizi ilgilendirmez ulan. İzleyin baba. Burada maç yapıyoruz be. Inzaghi şov geliyor burada ya. Kendinize gelin. Ayrıca şu an 2.48. Bu saatte bağırıyorum. Yani bir kere bir şikayet alma durumu yaşadım. Ondan sonra bir daha gelemedi. Pişman ettim çocuğu da. Ondan sonra hiç şikayet almadım. Girer ayak bir şikayet alacağım. Şikayet etseler bile. Yani şu an beni dava etseler. Evden çıkarmak için 6 ayaklığım var. O yüzden dava etmesin de 5 güne çıkacağım. Akıllı olun. Yani akıllı olun. Tamam. Burada arkadaşlar unutmayın ben sizin PES Mobil oyuncunuzum. O ben sizin avukatınızım diyen dayı gibi oldum anasırtım. Haklarınızı bileyim arkadaşlar. Haklarınızı bildik de güç... Cümleyi kuramadım evet. Abi şu an Allah bizi koruyor. Haklarınızı bildikçe güçlüsünüz arkadaşlar. Kendinize gelin. Şu an var ya Rabbime emanet. Hani sevdiklerimin duasıyla yaşıyorum diyebilirim. Bak şimdi olmadı. Ben var ya topu 3 kere Lukaku'ya attım. Bir kere bile gitmedi. Robson, Lukaku, hocam Havertz şu bindirmeleri gerçekten yapan. Ama topu biraz yukarı çekmediğin sürece. Ben o topun oraya geleceğini mi düşündüm? Ha? Sen benim geceleri uyuduğumu mu sanıyorsun Memati? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati?
Ne oldu orada? Hiç olmadı. Geçen veteranlar turnuvasında Inzaghi bir gol atmış. Inzaghi demişken Eto Vakfı için bir maç düzenlemiş. Bayağı da İtalyan vardı. Matri vesaire herkes vardı. Hocam Nedved. Bu sefer yani yapacak bir şey yok abi. Hani önce tedbir sonra tevekkül. Tamam Rabbim bırakalım da biz de hiç tedbir almıyoruz yani. Hocam Pavel Nedved bıraktı Raps'ına doğru. Maradona Lukaku'yu gördü. Albert Ferrer Raps'ını gördü. Raps'ın Maradona'yı gördü. Adam çok güzel görüyor arkadaşlar. Daha alabilirsiniz. Ama var ya şu an pas hataları yaşıyoruz. Oyunun sonlarına doğru. Oyunun mekanizması çok garipleşti arkadaşlar. Değişik yerlerde her zaman giden paslarınız gitmeyebiliyor. Şutlar gitmeyebiliyor. Farkında mısınız? Yani sizde de oluyor mu? Çünkü birkaç kişiyle konuştuğumda hep bunu söylüyorlar bana. Ben de şöyle bakıyorum. Adamlar haklanasını satayım. Haydi güzelim. Bıt bıt. Anasının nikahı. Bıt bıt. Oto burada Inzaghi'ye geçsin. Beni de burada yatırın. Tamam. Hocam bastı. Sakin olun lan. Kendinize gelin. Hemen de var ya. Allah'tan arıyorsunuz yatırmayı. Havestan Lukaku'ya müthiş bir kaç. Lukaku. Lukaku. Bu sefer de sağa vuralım baba. Her zaman sola vurmak olmaz. Bu söylediğim hiçbir siyasi mesaj içermiyor. Kendinize gelin. Hocam Kamavinga. Demek ki öyle çocuk adam. Neymar plas ediyorsun ha? He? He. Oldu o zaman biz kalkalım. Peki, peki. Hoca bitir ya. Hoca uğraştırma be. Her pozisyon her pozisyon kullandırtacağım mı böyle? Arada bir korner kullandırtırma, arada bir penaltı verme. Sen de eğlen. Ama çocuk var ya, ben kafa toplarında bu kadar hakim bir çocuk görmedim. Yani her kafa topunda da iş yapıyor. Böyle baktığında gerçekten istatistik olarak üstünüz. Hani momentum yok. Emeğimiz oynamışız demek isterdim ama. Kabak gibi adamın bir şutu var. Adam çok üstün oynamasına rağmen arkadaşlar bir şeyler olmuyor. Niye? Çünkü bizim kalbimiz temiz. Aynen temiz. Bizim dualarımız var. Kendinize gelin. Aha bak Raps'ını niye çekerim arkadaşlar? Çünkü Lizaraz o topu alsın diye. Ne alakaysa. Arkadaşlar sadece sessizce şu an futbol zekamı izler misiniz? Bir izleyin. Hayran kalacaksınız. Sadece izle ya. İzle bak. Neymar'dan aldıktan sonra yapacaklarımı hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Sadece. Watch me kardeşim. Aa oğlum Maldini daha yukarı çıkıyor. Messi aşağı iniyor. Kim atsa aynı hatayı yaşıyoruz. Ya şu Maradona önüne bırakıyorum. Abi bu Maradona niye ileri gitmiyor? Niye geri geliyor? Allah senin cezanı vermesin Maradona ya. Tek maçlık değil her maçta böyle. Adam ileriye kaçmıyor. Yazıklar olsun ya. Senin oyun tarzına tüküreyim. En hayal kırıklığı kartıdır bence PES'in ya. Hocam Messi. Lukaku'yu gördü. Lukaku Kamavinga'ya. Kamavinga'dan Messi babaya. Messi. Taca çık. Taca çık çık. Oğlum iki kişi getirdim. Oha. Oha. Bütün toplar geçsin. Aynı. Anasının. He. Olur. Beni getirin burada yatırın. Gerçekten sağın ortasına. Bu nasıl iş lan? Sayın Konami. Haydi güzelim. Dıp dıp. Maradona'nın Allah cezasını vermesin. Dıp dıp. Baba Salah'ı aldın 1. Rivaldo'yu aldın 2. Haaland'ı aldın 3. İzle. İzle. Kardeşim my life my rules ya. Kendine gel. Bir de şey var. No woman no cry. Hayır kadınım hayır ağlama. Hadi bakayım. Hocam Kamavinga şöyle gördü Haaland. Erling Haaland izle. Abi koşar. Önde kaldı. Haydi güzelim. Dıp dıp yetişemez. İzle. Ana. Raps'ın bıraktı hocam Rivaldo'ya. Rivaldo bu durumlarda her zaman kurtarır bugün hariç. Bugün kurtarmaz. Kendinize gelin. Her gün kurtaracak diye bir şey yok.
Oliver Kahn baba. Hocam, Raps'ını geri çektik. Bak Neymar'a da Lizarazu'yu gönderdik. Ne oldu? Ne oldu? İzle. Ata sonunda ne oldu? Adam gole geliyor anasını satayım. Hocam, bak Kamavinga aldı bak. Salah, Haaland, Messi üçlüsünü bir izler misin? Raps'ın da gelsin. Bak Messi geri gidiyor. Hayır ben senin gerine. Hocam Messi. Raps'ın. Aa. Bu hocadan kaynaklı da olabilir ya. Bu oyuncular bu kadar geriye gelen oyuncular değil arkadaşlar. Kendinize gelin. Bastoni bıraktı Raps'ına. Raps'ından Kamavinga'ya. Kamavinga gördü Rivaldo'yu. Rivaldo Raps'ın. Raps'ın Messi'ye. Messi Raps'ını gördü. Çok yoruldun ama... Baba bir orta sahanda ben bu kadar yorulduğunu görmediydim ha. Manyak manyak mıyra gibi kafasını aşağı indiriyor. Aynen. Bunca insan arasında korner tatmini yapacak tek kişi Kamavinga. İzleyin sadece. İzle. Haydi güzelim dıp dıp şeker ezelim dıp dıp bu sene de bekar gezelim. Aa. Şimdi arkadaşlar sakince şu atan şu ata anasını adam öldü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bu saatte sonra ders almam. Ders veririm. O da olmazsa. O olur lan. Niye gitti? Siniri bozulmuştu. Bence de. Ben olsam benim de sinirim bozulurdu. Yani ben böyle bir maç yaptığımı düşüneyim. Ulan şerefsiz. Ne kadar şanslı. Karaktersiz. Ulan bandan kaymakla mı yıkandın diye söverdim. Çıkardım. Son gol zaten arkadaşlar. Son saniye momentum. Yani yapacak bir şey yok. Oyunun mentalitesi. Yoksa öyle her şut o şekilde gol olmaz. Haaland vuracak. Messi oradan kayarak vuracak da Haaland vuracak. Kaleci yapacak. Girecek. Ey yavrum ey. Bize mamalı okuyor işte Konami. Evet arkadaşlar. Rakip hileci çıktı. Allah cezanı vermesin. Ben de diyorum ki adam haklı diyorum. Sinirlendim. Maçtan çıktım. Ha? Hile yaptım. Karakter. Ama tek seferde yapabiliyorsa bu adam profesyonel hile. Saygı duyarım. Yani hilende profesyonel denk gelmek önemli. Geçen maçta biri geldi. Dakika 65'ten sonra 90'a kadar açtı kapattı açtı kapattı. Beceremedi. Bir de maçı kaybetti. Bak adam tek de çuf. Olsun. Ama biz çiçek gibi maçımızı kazandık. Elimize kolumuza sağlık. Çünkü ben size zaten sabah unutmayı bildiğin maçı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.